İbrahim Hakkı Hazretlerinin kendisini yetiştiren hocası İsmail Fakirullah Hazretlerinin vefatı üzerine hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim diyerek yaklaşık 250 yıl önce yaptırdığı ışık düzeninin çalışması bir kez daha izlendi. Ekinokslarda yani 21 Mart ve 23 Eylül olmak üzere yılda iki defa gerçekleşen ışık düzeneğinde Tillo ilçesi karanlıklar içerisindeyken yeni doğan güneşin ilk ışınları İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna yansıyor. Bu önemli olayı izlemek üzere kalabalık bir vatandaş topluluğu Tillo'ya akın etti. Güneş hadisesi aslında çok güzel bir anlam ifade ediyor. Çünkü bir hocanın, bir talebenin hocasına duymuş olduğu saygıdan dolayı yapılmıştır. Ama hakikaten bu güzel hadiseyi uluslararası alanına taşınmasını gerektiğini kanaatindeyim. Bunun çalışmasını yürütüyoruz. Körfez'de yavaş yavaş tanıtmaya başlıyoruz. Arap dünyasından ve İslam aleminden böyle bir hadise gerçekleştiğini birçok büyükelçiye anlattık. Kendileri şok oldular. İnşallah ilerideki zamanlarda daha geniş bir kapsamlı bir faaliyet, bir etkinlik olacağını umuyorum. Budak, Ankara'dan geldik. Bu olayı arkadaşım Tillo'lu. Bu olayı bize anlattığı için seyretmeye geldik. Allah nasip ederse göreceğiz inşallah. Hepimiz grup olarak geldik. Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya 40 kişilik bir grup geldik. Allah nasip ederse inşallah her zaman gelip görmeye geleceğiz. Biz buraya, benim ikinci gelişim, ilk gelişimde bu türbeyi ziyaret edememeye, güneş süzmesini görememiştik. Fakat bunu bilhassa görmeye geldik. İstanbul'dan geldik. Biz Fakirullah dedenin torunu oluyoruz. Yedinci göbek oluyoruz. Allah bir daha kısmet eder. İnşallah yine görmeye geliriz. Kur'an, İstanbul'dan geliyorum. İsmail Fakirullah'ın torunuyum. Bu ikinci şahit oluşum. Çok mutluyum. Ben Osman Kaynak bir grup olarak buraya konuk olduk. Burada bilimsel bilginin sadakat ve vefa duygularıyla bir arada olduğunu görüyoruz. Tabii çok büyük bir ilgi de var. Biz de kalabalık bir grup olarak geldik ve bu duyguları yaşadık. Teşekkür ediyorum. Sabah namazının ardından türbenin önünde toplanan kalabalık grup, okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahileri dinleyerek hadisenin gerçekleşmesini beklediler. Tillo şehri selam sana. Saat 6.05'te gerçekleşen hadise dev ekrandan meydandaki kalabalığa izletildi. Işık hadisesini izlemek üzere Vali Ali Fuat Atik, Milletvekili Osman Ören ve birçok kamu kurum müdürü de Tillo'ya gitti.